Günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar dileyelim ekran başında bizlerle birlikte yeni bir güne merhaba diyen tüm izleyenlerimize. Saatlerimiz 11.03'ü göstermek, 02'yi göstermekte ve bugün de haftanın son iş gününde, mübarek cuma gününde sizlerle birlikteyiz. Bugün 2 Ağustos 2019, Ağustos ayının ikinci günündeyiz. O kadar hızlı akıyor ki vakit. Gerçekten inanılır gibi değil. Daha dün yaz gelsin, yaz gelsin derken şimdi öf çok sıcak, azıcık serinlesin diye bakanlar var. Bunu biliyorum ama artık son ay diyebiliriz. Yani bu ayı da atlattıktan sonra serin günler gelir diye düşünüyorum. Bu arada bu sıcaklıkları yaşıyoruz ama meteoroloji de zaman zaman uyarı yapmaya devam ediyor. Yaz yağmurları gelecek diye. Bunu da söylemiş olalım. Hemen numaramızı hatırlatalım. 549-517-17 WhatsApp hattımız. Lütfen buradan mesajlarınızı, iletmek istediklerinizi söyleyin. Bu arada haberlerle ilgili de teşekkür ediyorum. Maşallah haberleri çok güzel sunuyorsunuz diye mesaj gelmiş. Teşekkür ediyorum. Dün akşam birazcık nazar boncuğu yaptık haberlere ama dilimiz bu sürçebiliyor işte, bazen oluyor. Evet, teşekkür ediyorum. 549-517-17 WhatsApp hattımız dedik ve Facebook Ton TV sayfasından da aynı anda canlı yayındayız. Tüm çalışanlara kolay gelsin. Esnaf dostlarımıza bol kazançlı, hayırlı işler diliyorum. Mesajlar gelmeye başladı. Lütfen yazın, söz sizde, sizden gelenler kısmında mesajlarınızı, yorumlarınızı da okuyacağım sevgili izleyenler. Hadi bakalım, hazırsak şöyle bir Türkiye gündemine hemen bir göz atalım. İlk olarak eminim ki şu an ekran başında işsizler vardır, iş arayanlar vardır, ekmek dükkanını kapatanlar vardır. Bununla ilgili bir haber vermek istiyorum. Kamubülteni.com. Kamuya 14.854 personel, memur ve polis alımı diyor. Yayınlanan son 3 günün ilanlarına baktığımızda 14.854 polis, memur, personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla dün ve bugün ilanlar yayımladı. Yayımlanan ilanlarda en az lise mezunu adaylar arasından personel, memur ve polis ile akademik personel alımı yapılacağına yer verildi. Son 3 gün içinde yayımlanan ilanlara bakıldığında en az lise mezunu adaylar arasında KPSS ve KPSS puanı ile personel alımı yapılacağına yer verildi. Sağlık Bakanlığı da 12 bin personel alımı diyor. Sağlık Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasında 12 bin kamu personeli ataması yapacak. KPSS puanı ile mülakatsız yapılacak personel alımında başvurular 7 Ağustos günü başlayacak ve tercihler ÖSYM aracılığıyla yapılacak. Yine Singapur'a Türk personel alımı yapılacak. Singapur Büyükelçiliği tarafından yayımlanan ilanda iki sözleşmeli sekreter alımı yapılacağına yer verildi. En az lise mezunu adaylar arasında KPSS şartı olmadan yapılacak personel alımında başvurular yine buradan yapılabilecek. Kamubülteni.com ziyaret ederseniz eğer, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları tarafından yapılan açıklamada ise 3 engelli işçi alınacağı ilanına yer verildi. 2500 polis alımı yapılacak. Bunlarla ilgili de Ceza ve Tevkif Evleri tarafından yayımlanan ilanda 300 idare memuru alımı yapılacağına yer verildi. O yüzden başvuruları yapmak için ve detaylı incelemek için lütfen sizler de çevrenizdekilere de söyleyin. Kamubülteni.com. Özellikle sağlıkta 12 bin personel alımı diyor. Şu anda eminim ki diyaliz teknikerleri,
mezun olan ama ataması olmayan 22 bin diyaliz teknikeri var. Her gün mesaj yazıyorlar bize Türkiye'nin dört bir yanından. Bu konu sizleri kapsıyor mu? Lütfen gençler, sizler de bir bakın. kamubülteni.com'dan başvurular yapılabilir. Bu müjdeyi de vermiş olalım. 12 bin, evet, hani çok yüksek bir kadro sayısı değil ama en azından hani 12 bin kişiye iş olacak, aş olacak diyebiliriz. Evet, 124.com.tr'de bir haber var. Fatma Nur Altun'dan 4 maaş savunması. Devlet adamlarının yediklerini içtiklerini sorgulatmaya çalışanlar halkı düşünenler değildir diye bir açıklama var. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evine 4 maaş giriyor iddialarıyla ilgili vatandaşla alay etmeyin başlıklı bir yazı yazan Fatma Nur Altun, devlet adamlarının toplumsal tabakalaşmadaki yerlerini, yediklerini, içtiklerini, giydiklerini çoğu zaman yalan yanlış haberlerle sorgulatmaya çalışanlar, halkı düşünenler değildir ifadelerini kullandı. Evet. Ve yine son dakika haberlerine şöyle bir göz atalım. Cinayet haberleri var ama en çok üzüldüğüm bir haber var. Bunu da aktarmak istiyorum. Maalesef Samsun Tekkeköy ilçesinde bir süredir haber alınamayan ve serinlemek için girdikleri gölette aramalar sonucu cansız bedenlerine ulaşılan 14 yaşındaki Adem, 16 yaşındaki Giray ve 17 yaşındaki Turan Besler adlı kuzenlerin birbirine sarılı olarak bulunduğu ortaya çıktı. Kuzenlerin küçük yaştan itibaren birlikte büyüdüğü, hiç ayrılmadığı öğrenildi. Acı haber ise ilçeyi yasa boğdu. Evet, 3 kuzen boğulmamak için birbirlerine sarılmışlar ama maalesef cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailelerine sabırlar diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Lütfen, evet, havalar sıcak, serinlemek için denize giriliyor. Ancak işte boğulmalara karşı lütfen dikkatli olalım. Yüzme bilmiyorsak derinlere gitmeyelim. İşte dalga olan, akıntı olan yerde yüzmeyelim lütfen. Bununla ilgili Çanakkale'de de maalesef dün akşam ana haber bültenimizde vardı. Çanakkale'nin sevilen simalarından biri de boğularak hayatını kaybetti. Onu da az sonra Çanakkale gündeminde sizlere aktaracağım sevgili izleyenler. O yüzden lütfen çok çok dikkatli olalım. Evet, hürriyet.com.tr'de son dakika haberlerinde İzmir'de aralarında iş adamlarının da olduğu 24 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı. İzmir'de Fethullahçı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aralarında iş adamlarının da bulunduğu 24 şüpheliden 17'si yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Mardin'de de yine 2 gözaltı var. Mardin'de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Evet. Ve bakıyorum. Habertürk.com'da dolar TL'yi 5.60 üzerine çıkaran Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimi sonrası açıklamaların ardından piyasalara bir de Trump sürprizi geldi. Akşam saat 8 sıralarında Başkan Trump uzlaşı beklenen ABD-Çin ticaret geriliminde 300 milyar dolarlık
ürüne %10 ek gümrük vergisi getirdi. 5.60 altındaki dolar kuru 5.62 üzerine çıktı. Piyasalarda risk iştahı azaldı. Borsalar düşer ve petrol fiyatları çıkarılırken altın fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. FED sonrası 251 liraya kadar inen gram altın fiyatı Trump'ın açıklamasıyla 261 liraya çıktı. 2 Ağustos günü dolar kuru 5.61 TL üzerini görse de 5.58'e geriledi diyor yine son dakika haberlerinde. Zaten yastık altı bölümümüzde vereceğiz efendim ekonomi haberlerini. Evet, Türkiye gündeminde böyleydi haberlerimiz. Bu arada dün doğalgaza zam geldi demiştik. %15 konutta, %14 gibi de sanayiye gelmişti. Onu da aktarmış olalım. Ve Senem'le bugün de şimdi Çanakkale gündemine bir bakalım. İstanbul Barosu'ndan adalet nöbeti avukatları bir hafta önce Kirazlı Balaban'da başlayan su ve vicdan nöbetine destek olmak için Çanakkale'ye geldiler. Nöbet yerinde incelemelerde bulunan avukatlar altın madeni şantiye önünde basın açıklaması yaptılar. Eylem orada mı? Kirazlı'da altın madeni çalışmaları sürerken sivil toplum kuruluşları ve çevreciler de su ve vicdan nöbetine devam ediyorlar. İstanbul Barosu'na kayıtlı adalet nöbeti avukatları bugün Kirazlı Balaban mevkiine gelerek su ve vicdan nöbeti tutanlara destek verdiler. Avukatlar altın madeni şantiye sahası yanına giderek altın madeni sahası hakkında belediye başkan yardımcısı İrfan Mutluay'dan bilgi aldılar. Adalet nöbeti avukatları adına basın açıklamasını İstanbul Barosu avukatlarından Selin Nakupoğlu yaptı. Kaz Dağları'nda yaşanan adaletsizliğe tepki göstermek için geldik. Bugün burada yaşamımızı, geleceğimizi, suyumuzu, ülkemizin akciğerleri olan Kaz Dağları'nın sesi olmak adına buradayız. Altın için 200 bin ağacımızı, binlerce hayvanın yuvasını, orman ekosistemini katletmiştir. İşte burada, hatta bu başkanımızın demesiyle onda biri katliamı. Biraz mitolojiye gidelim. Homeros İlyadası'nda bol pınarlı ve vahşi hayvanların anası diye bahsettiği Kaz Dağları binlerce senelik mirastır. Ülkemizin akciğeridir. Bugün hala Çanakkale'nin tek içme ve kullanma suyu bu bölgeden temin edilmektedir. Doğamızı, ağacımızı, çiçeğimizi, böceğimizi emperyalist şirketlere ve onun yerli işbirlikçisi açgözlülere peşkeş çektirmeyeceğiz. Hepimizin bildiği gibi orman ekosisteminin oluşması onlarca sene alır. Yokluğu ise en büyük fakirlik demektir. İşte fakirliğin resmi budur. Altın çıkarmanın sonuçlarını siz bizlerden iyi biliyorsunuz. Emperyalistlerin ve işbirlikçilerin kazanacağı birkaç milyar dolar için siyanürle zehirlenen topraklar yüzlerce yıl temizlenemeyecek. Burada topraklarımızı zehirleyen zihniyet para uğruna dünyayı mahvediyor. İklim değişiyor. Kutuplardaki buzullar eriyor. Deniz seviyesi yükseliyor ve sık sık sel felaketleri yaşıyoruz bu sebeple. Bu para gözleri durduramazsak çocuklarımıza, torunlarımıza yaşayabilecekleri bir dünya kalmayacak. Herkesi buradaki adaletsizliğe karşı çıkmaya çağırıyoruz. Artık burası da bizim adalet nöbeti tutacağımız bir alandır. Buradayız, burada olmaya da devam edeceğiz. Evet, haberimizi hep birlikte izledik. Gündem gazetesine bakalım şimdi. Yerel basında hangi gazeteler nasıl habere yer vermiş? Gündem gazetesi de mücadele 10 yıl önce başladı manşetiyle vermiş haberi. Aradan geçen 10 yıllık süreçte 2019 yılında Kirazlı sırtlarında su nöbeti başladı. Hukuki olarak 2009 senesinde başlayan mücadele 2019 yılında tam
10 yıl sonra aktif bir şekilde vücut buldu diyor Gündem gazetesi. Katliama dur demeye geldik. Adalet nöbeti herkes için. Evet, adalet nöbeti avukatları İstanbul'dan Çanakkale'ye geldiler diyerek vermiş habere yer. Ve meclis üyeleri Kirazlı'ya farklı yönden baktı diyor Gündem gazetesi. İl Genel Meclisi'nin Ağustos toplantılarının ilk bileşimi dün saat 17'de yapıldı. Gerçekleşen toplantının gündem dışı konuşmalarının ana konusu Kaz Dağları oldu. Kirazlı'da yürütülen metalik madencilik faaliyetleri ve bu bölgede bir haftadır devam eden su ve vicdan nöbeti meclis üyeleri tarafından değerlendirildi. CHP grubu bölgede çıkarılacak olan altının sadece %4'ünün Türkiye'ye kalacağını belirtirken AK Parti grubu çıkacak olan altının Türkiye'ye kalan kısmının yani %4'lük kısmının ekonomik bir gelir olacağına ve cari açığı kapatmak için destek olacağını belirtti diyor Gündem gazetesi. Evet, Vitamin gazetesi de yetkili ağızlara değil söylentilere itibar ediliyor. Devlet yalan söylemez. Gittim gördüm başlığıyla yer vermiş efendim. Çevreci etkinlik alanını ziyaret eden İl Genel Meclis üyesi Şener Akçay, sorunlarını çözme hizmet götürme anlamında sorumluluğunu taşıdığım merkeze bağlı 52 köyümüz adına da buradayım. Çevreci grupların iddialarına da yanıt arayacağım. Bilgilerin doğrusunu öğrenip algı yapılmasına engel olunması gerektiğini düşünüyorum diyor. Bunda bile ayrımcılığa düştük. İnsanlar, toplum ikiye bölündü. Bir taraf algı yaratılıyor derken diğer taraf ağaçlara suyun kirlenmemesi için bir araya geliyor. Evet, bu şekilde yer vermiş. Ve Gökhan'dan İmamoğlu'na ziyaret, 31 Mart seçimlerinin ardından 24 Haziran'da yeniden seçime giden İstanbul Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Çanakkale Belediye Başkanı Ülgül Gökhan hayırlı olsun dileklerini iletti efendim. Ve devam edelim. AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Necabat ilçesinde katıldığı toplantıda Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesini değerlendirdi. İşte İskenderoğlu'nun konuya ilişkin söyledikleri. Yapılan bir maden kanunuyla birlikte, biliyorsunuz ki dünyanın her yerinde maden çıkartma yasası var bununla ilgili. Doğru yapılıyor mu kısmında eminim müdürlerimiz bize gereken açıklamayı verecektir ama Çanakkale'de bugün 1800 noktada ağaç kesiliyor. Ama kesen hiçbir firma değil. Kesen bizim devletimiz. Kesen Orman Bölge Müdürlüğümüz. Yani hiçbir şey kontrol dışında gerçekleşmiyor. Bundan emin olun. Onlar daha detaylı anlatacaklardır. Bugün kağıdı kullanıyorsak, ahşap masaya yemeğimizi yiyorsak aslında bunlar da bu kesilen ağaçlardan yapılan ürünler. Ama tekrar söylüyorum, Çanakkale'nin her ağacı bizim için kıymetli. Yılda da 3 milyon ağaç dikiyoruz. Evet, açıklamayı hep birlikte dinledik. Bu arada sıradaki gazetemize geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Dün akşam itibariyle telefonlar almaya başladım. İzleyemiyoruz yayını, Ton TV çıkmıyor diyen izleyicilerim oldu. Şöyle söyleyeyim, geçtiğimiz akşam gece itibariyle HD yayına geçtik. MPEG 4 HD yayın. Eğer şu an izleyenler, hani çevrenizde işte bende artık Ton TV çıkmıyor diyenler varsa lütfen kendilerine söyleyin. Sadece yapmanız gereken uydu alıcınızı değiştirmek. Uydu alıcısını desteklemiyor demektir. Çünkü bütün kanallar artık HD yayına geçmeye başladı. MPEG 4 yayınını vermeye başladı. O yüzden mutlaka o receiver'ların yani uydu alıcılarının
değişmesi gerekiyor. Ve uydu alıcısını yenilerken de receiver'ları mutlaka belirtin. MPEG 4 yayını izlemek istediğinizde, HD yayın izlemek istediğinizi belirtin. Bunu açıklamak istedim. Çünkü herkes frekans mı değişti, niye çıkmıyor? Hayır efendim, frekansınız aynı. Sadece ve sadece farklı HD yayındayız. O yüzden kimilerinde karartı var, kanal çıkmıyor olabilir. Evet. Programın başında söylemiştim, maalesef Çanakkale'nin sevilen isimlerinden biri Mustafa Bahar Deniz'de ölü bulundu. Şehrin tanınan simalarından Anadolu İnşaat'ın sahibi müteahhit Mustafa Bahar öğle saatlerinde denizde ölü olarak bulundu. 1948 doğumlu olduğu bilinen Bahar'ın ölümü şehirde büyük üzüntü yarattı. Üzüntüyle beraber bir de tabii ki hani ani ölümler her zaman şok etkisi yaratıyor. Rahmetli Mustafa Bahar evinde otururken gezmek için dışarıya çıkıyor hava almak için ve sonrasında ertesi günü cesedi bulunuyor ve ihtimaller denize düştüğü yönünde ama henüz netlik kazanmadı ölüm nedeni. Evet. Vitamin gazetesinde muhtarlar toplantısı yapıldı diyor. Muhtarlar toplantısı Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Her ay Çanakkale'de yapılan yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi vermek için yapılıyor efendim. Onu da aktarmış olalım. Gazete Boğaz'da ormanlarda %28'lik servet artışı diye başlığına yer vermiş. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ormanlara bakım ve gençleştirme çalışmaları yaparak ormanların servet arttırımının 12 yılda 12 milyon metreküp artmasına katkıda bulunduğunu açıkladı diyor haberde. Evet. Kalenin Sesi gazetesine bakalım. Şimdi önemli bir haber var aslında, özellikle gençlerimizi ilgilendiren. İnternet hayatımızın her alanında var ama lütfen her gördüğünüze de inanmayın. Anne babalara da burada çok iş düşüyor. Çanakkale'li fotoğrafçılar isyan etti. Neden ettiler? Oyuncu yapacağız diyerek dolandırıyorlar. Çanakkale'de bir süredir oyuncu kast ajanslığı yaptığı öne sürülen bir firma ailelerden kayıt parası alarak ortadan kayboluyor. Bu duruma tepki gösteren Çanakkale'li fotoğrafçılar sosyal medya hesaplarından aileleri uyardı. Bizler de uyaralım. Elbette hani çocuğunuz oyuncu olsun isteyebilirsiniz, işte ajansa kaydettirebilirsiniz ama araştırın lütfen, altyapısı var mı, gerçek mi, doğru mu, değil mi, araştırın. Evet. Ve sıradaki haberimize geçelim. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türk hayvancılığını geliştirmek üzere projelendirilen Genç Çiftçi Projesi kapsamında 5 Temmuz günü Çanakkale merkeze bağlı 7 köyde dağıtılan hayvanlarda görülen ölümler Çanakkale Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Hastalıktan ölen hayvanlar toprağa gömülürken hayvanlardan alınan numuneler İstanbul'a incelenmek üzere gönderildi. İstanbul'a gönderilen numunelerin sonuçlarının en geç 26 Temmuz 2019 günü Çanakkale Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne ulaşması gerekiyordu. Edinilen bilgiye göre İstanbul'a gönderilen numunelerin sonuçları geldi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü sonuçları kamuoyu ile paylaşmadı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinin hiçbir ihmali olmamasına rağmen bir açıklama yapmaması ise Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlarda huzursuzluk yaratmaya devam ediyor. Senin gibi bence Kızılay olabilir ya da... Evet, tam da Kurban Bayramı üzeri insanlarda elbette paniğe neden olabiliyor bu durum. Hele hele et seviyorsanız, et obursanız ya da et alabiliyorsanız dikkatli yiyelim lütfen. Bu arada bir sürü yorumlar gelmiş. Onların hepsini okuyacağım lütfen.
O yüzden izlemeye devam edin sevgili izleyenler. Özellikle mesajlar gelmiş. Birazdan aktaracağız. İşte Çanakkale gazetesi de domates üreticisi fiyatlardan memnun diyor. 2 TL'nin altındaki domates üreticiyi perişan eder. Lezzetli ve kalitesiyle aranan sebze ürünlerinden olan Çanakkale domatesinin üreticisi ikinci turfanın ortasında tedirgin olunacak fiyatlarıyla karşı karşıya kalsa da bugünlerde tarladan çıkış fiyatı 1,5-2 TL'yi gördü diyor sevgili izleyenler. Uzun zamandır kene yok. Kırım Kongo kanamalı ateşli hastalığı şüphesiyle Gelibolu'dan Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kaldırılan hasta hayatını kaybetti. Uzun yıllardır kene vakasının görülmediği il genelinde kene olup olmadığı akıllarda soru işareti bıraksa da tahlillerini Kırım Kongo kanamalı ateş belirtisinin taşımadığı gösterdiğini ifade eden Devlet Hastanesi Başhekimi Ufuk Tali, ilimizde uzun zamandır Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı görülmemektedir dedi. Ama bir vatandaş hayatını kaybetmiş. Allah'tan rahmet dileyelim. Bu arada uzmanlar da yine özellikle İstanbul'da da sivrisineğin taşıdığı bir virüsten bahsediliyordu. Bu anlamda kendinizde en ufak bir değişiklik gördüğünüzde lütfen doktora gidin. Nasıl olsa geçer deyip de önemsememezlik yapmayın lütfen. Önce bahar sonra yaz. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Gökhan, gördük ki enerjisi, samimiyeti, çalışkanlığı İstanbul'a önce baharı sonra yazı getirmiştir dedi. Son gazetemiz burası, Çanakkale gazetesi de. Çanakkale'nin toprağı, havası, suyu, denizi çok kıymetli. Elbette kıymetli. Buna kesinlikle katılıyorum. Canım Türkiye'min her bir toprağı, her bir şehrimiz çok kıymetli. Madenler işletilmeli, hesapları verilmelidir diyor. Çanakkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kaya, maden üretiminin ekonomi için önemli olduğunu belirterek Çanakkale'nin havasını, suyunu ve denizini kirletmeden üretim yapılması gerektiğini söyledi. Evet, Çanakkale'de EYT Derneği açıldı. Yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği açıldı. Bunu da belirtmiş olalım. Ve engelliye cinsel saldırı iddiasında 23 kişi ifade verdi. Utanç duyduğum haberlerden biri. Çanakkale'li zihinsel engelli B.A. Toksik zehirli, yani madde zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede cinsel saldırı belirtilerine rastlanması ve geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada 23 kişinin ifadesi alındı. Toplum olarak nereye gidiyoruz? Hep soruyoruz. Nereye gidiyoruz? Nereye gittiğimizi bilen yok. Ama insanlıktan çıktığımız zaman zaman doğrudur. Senem'le bugün devam ediyor. Tarihte bugün 2 Ağustos 1915. Soğanlıdere mansabında ihtiyatta bulunan 4. Tümen Komutanlığı'na Yarbay Cemil Jong atandı. 1914 Osmanlı Devleti adına Sadrazam ve aynı zamanda Hariciye Nazırı olan Said Halim Paşa tarafından Türk-Alman Gizli Anlaşması imzalandı. Bunları biliyor musunuz? Çanakkale Muharebeleri esnasında cephane ikmal işlerini hızlandırmak için Seyit Onbaşı gibi birçok asker 190 ila 215 kiloluk mermileri kol gücüyle taşımıştır. Evet sevgili izleyenler, Çanakkale tarihte bugün hep birlikte izledik. Bir kere daha şehitlerimizi, atalarımızı, dedelerimizi rahmetle, saygıyla, minnetle analım. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte ve gazilerimizle birlikte. Hayatta olan gazilerimize de sevgiler, selamlar, saygılar, ellerinden öperim.
Evet, şimdi sizden gelenlere geçelim. Sosyal medyadan da aynı anda canlı yayındayız demiştik. Oradan da yorumlar geldi. Hepsini okuyacağız tek tek. Bu arada ilk Ayşe Sündüz hanımefendi yazmıştı. Günaydın, mutlu günler diye. Günaydınlar diyelim kendisine. Şu anda yorumunu göremiyorum. Yorumlar geldiği için. Rahmi Sarıbaş'ta siyasi bir manevra işi olmayanlar böylesi işlerle uğraşır. Çanakkale'de yapılacak iş doluyken böylesi asparagaz işlerle uğraşmak ayaklar için geçerlidir demiş. Kendi fikrini beyan etmiş. Nalan Dinç Dengiç de giden gitti kelaynağa çevirdiler ama zararın neresinden dönülürse kârdır. Genelde bastırılmalı, kalabalık olmalı. İnsanlar evlerinden çıkıp tepki göstermeli demiş. Yarın öbür gün torunlarımız soluyacağı temiz hava kalmayacak. Bu küçümsenecek bir durum mu? Hayret ya demiş Nalan Dinç Dengiç. Evet, dediğim gibi hani enteresan bir şekilde bazen hani ben de tepkiler alıyorum. Olabilir. Her zaman söylediğim bir şey var. Herkes aynı fikirde olacak diye bir şey yok. Ama bununla ilgili bir haber olduğunda az önceki gibi böyle tepkisel mesajlar geliyor. İşte boş işler falan. Hayır efendim, boş işler değil. Yani yeşili korumamız gerekiyor değil mi? Bakın benim üzerimdeki yeşil şu an ekranlara nasıl yansıyor bilmiyorum ama bu dünya sadece bizim değil. Ve o ağaçlar, ağaçlık alanlarda, ormanlarımızda sadece bize ait değil. Orada bir sürü yaşayan canlılar var. Kaplumbağadan tutun da işte kuşlarımıza kadar, karıncalarımıza, böceklerimize kadar, sincaplarımıza kadar. O yüzden sadece bize ait değil. Bazen biz insanoğlu çok bencil davranıyoruz ama bu dünya bize, canlılara, diğer hayvanlara ve doğaya ait. Tuğrul Bican sevgili Tuğrul Bican Edremit Körfez'den yazıyor. Bir Çanakkale'li olarak hangi parti olduğu önemli değil. Sonuç olarak bizi temsil eden Jülide İskenderoğlu hanımefendiden utanç duydum bu sözlerinden dolayı ve keşke sadece sessiz kalsaydı. Bu sözleri sarf etmeseydi bence talihsiz bir açıklama olmuş. Neyse, her şeye rağmen günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Edremit Körfez'den kucak dolusu sevgiler demiş. Teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar bizden size Edremit Körfez'e. Sevgili İbrahim İnel, İzmir'den hayırlı yayınlar. Yeşillik bizim evladımız demiş. İzmir, güzel İzmir. Sevgiler, selamlar İbrahim İnel ve ailesine. Bir mesaj gelmiş. Günaydın, hayırlı yayınlar. Sizden bir ricam olacak. Tarihi Piri Reis Çeşmesi'ni ilgililere duyurur musunuz? Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Arkadaşlarıma da duyuracağım. Hemen geçelim bir diğer mesajımıza. Çan'dan geldi. Günaydınlar Senem kardeşim. İyi yayınlar. Günaydınlar Çanakkale'm ve Türkiye'm. Ton TV çalışanları hayırlı cumalar. Çan'dan güzel güneşli bir günden selamlar, sevgiler. Şimdiden bahçelerimize ektiğimiz sebze meyvelerimiz hiç büyümeden, sebze meyve vermeden kuruyor. Zamlar da üst üste gelince halkın alım gücü kalmıyor. Bu vicdansızlık demiş sevgili Nurdan Hanımcığım. Teşekkür ediyorum. Evet, zamlar üst üste geldiği gibi bir de paramızda gerçekten düşüş. Hani markete girdiğinizde dün eve giderken 4 parça bir şey aldım, 70 lira tuttu. Hatta şaşırdım ya, dedim baktığında hiçbir şey yok, ne aldım. Selamlar kardeşim benim, Yılmaz Haskılıç Ankara'da, yayınlarınız 2-3 gündür yok. Ah, yayından sonra cevap yazmaya çalışırım. İnşallah şu an o zaman izleyebiliyor musunuz? İnternetten izleyebiliyorsanız eğer, söylemiştim programda. Uydu alıcılarınızın değişmesi gerekiyor. HD yayına geçtik. MP4 yayını veriyoruz.
O yüzden receiver'larınızın HD ve MP4 yayını kaldırabilen bir uydu alıcısı olması gerekiyor. Senem kardeşim günaydın, kolay gelsin. Dünya nereye gidiyor? İklim değişiyor. Doğa ne yapacağını şaşırdı. Topraklarımız zehirleniyor. Memleketimiz vatan hainleriyle doldu. Söyleyin bizler ne yapacağız? Kardeşim neden durgunsunuz bugün demiş. Cumanız mübarek olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar. Aslında durgun değilim ama bilmem. Bilmiyorum aslında, enerjik başladım ama herhalde haberlerden olsa gerek. Evet, teşekkür ediyorum. Karaman'a, Muammer Gilik Beyefendi'ye de teşekkürler, sevgiler, selamlar. Evet, nereye gidiyoruz? Hep birlikte bu sorunun cevabını aramaya devam edeceğiz. Şimdilik sizden gelenler böyleydi. Senem'le bugün devam etsin. Bunları biliyor musunuzla? Acıyı hissedemezmiş. Bunu biliyor muydunuz? Beynimiz acıyı hissedemezmiş. Bu kalemunlar, hani böyle bulundukları ortama göre renk değişenler var ya, aslında bir de bu kalemunların bir de insan versiyonu var. Bulundukları ortama göre böyle şekil alan. Allah öylelerinden korusun. Bu kalemunlar tamamen sağırmış efendim. Sağırmış, duymazlarmış. Ve Everest Dağı her yıl 2 milimetre büyümekteymiş. Filler yaban aralarından ve farelerden korkarlar ve insan vücudunda 3 inç yani 7.62 santim uzunluğunda çivi yapabilecek miktarda demir bulunmaktaymış vücudumuzda. Evet, senin demirin çok fazla yönetmenim, hemen başladık, 7 dakika kaldı diyor. Bu demir bende az olduğu için, eğer çok üşüyorsanız bilin ki o demir şeyiniz az, değerleriniz. Demir iğnesi oluyor yönetmenim de, evet, olmak lazım aslında. Bu arada hastalıktan bahsetmişken Rabbim herkese şifa versin diyelim. Ve gökyüzünde astroloji bugün burçlarımızda ne diyor, onlara geçelim. Evet, bugün bizi neler bekliyor? Astrolojiye inanan da var, inanmayan da var. Efendim, kadınlarduysun.com'da bakalım bugün burçlarımıza nasıl yer verilmiş. Bugün 2 Ağustos dedik, doğum günü olan izleyicilerimizin doğum günlerini kutlayalım. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice, güzel yaşlar dileyelim ve sevgili koçlarla başlayalım efendim. Koç burcu ve yükselen koç burcuna sahipseniz, bugünlerde söylenen her şey sizi etkiliyor. Kırılgan haliniz artık İş yerine de yansıdı. Ailenizde, partnerinizde, yanınızda artık biraz rahatlayın. İş yerinde yükselme dönemindesiniz. Gereksiz detaylara takılmamalısınız. Harcamalarınıza dikkat edin. Ödemeleriniz artıyor. Zaten var mı acaba ödemesi artmayan? Sevgili boğalar, zekanızla insanları etkilemeye devam ediyorsunuz. Herkes size gıpta ederek bakıyor. Bugün her türlü aktiviteye açık ve ılımlı bir gününüzde olmanıza rağmen, İşin içine duygular girdiği zaman partnerinizin sizi anlamasına izin vermiyor ve düşüncelerinizi gizlemeyi tercih ediyorsunuz. Maddi olarak işler yoluna girmeye başladı. Dikkatinizi yapmanız gereken önemli işlere yöneltmelisiniz. Sevgili ikizler, iş hayatınızdaki rutin hava dağılıyor. Yeni gelişmeler sizi de ilgilendiriyor. Bugün hayatınızda sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Sürpriz bir gelişme varmış. Bugün kendinize zaman ayırarak sosyal ve sanatsal etkinliklere katılabilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki sorunlar düzeliyor. Kısa bir tatil yapmaya ne dersiniz? Evet, çok dertli öğretmenim, dert yanıyor. Vallahi kim hayır der ki tatile? Sevgili yengeçler, bazen daha iyiye ulaşmak için risk almak gerekir. İşte siz de o günlerden birindesiniz. Bugün risk almanız gerekebilir. Hedeflediğiniz olan konulara yönelmek için sabırsızlık duyabilirsiniz. Adımlarınızı atarken acele karar vermemelisiniz. İşinizle ilgili hareketlilik var. Aceleci davranmayın, gelişmeleri bekleyin. Aşk hayatınızda gizemli davranmayı yeğleyebilirsiniz. Ancak aşırıya kaçmayın sevgili yengeçler. Aslanlar, kariyerinizde önemli adımlar atacağınız bir dönemdesiniz.
Kaygılanmanızı gerektirecek bir durum yok. İş yerinde her şey yoluna giriyor. Ancak evde işler biraz karışık. Bugün aile içinde iletişim problemleri gündeme gelebilir ve bazı konular yorum yapmanızı gerektirebilir. Sakinliğinizi de koruyun bu arada sevgili aslanlar. Ve geldik başaklara. Aşkın gizemli gücü sizi yine etkisi altına aldı. Yeni başlangıçlar kapıda. Aceleci davranmayın. Gelişmeleri bekleyin. Bugün maddi açıdan yapmak istediklerinizi gerçekleştirememenin sizi zorladığını hissedeceksiniz. İşinizle ilgili sizi geliştirecek yeni alanlar keşfedebilir. Bu alanlar üzerinde yoğunlaşabilirsiniz sevgili başaklar. Ve geldik terazilere. Bugünlerde çevrenizdekilerle bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. İletişim konusunda hassas bir dönemdesiniz. Size ulaşmak bir hayli zor oluyor. Sevdiklerinize kapılarınızı kapatmayın. İlişkinizin sınırlarını ayarlamak sizin elinizde. Diş problemleriniz olacak. Dikkat sevgili teraziler. Aman diyeyim. Onlara aman diyorum ama benim de var. Sevgili akrepler, ilişkinizdeki problemler aşılıyor. Güven önemli ve siz bunu az kullanıyorsunuz. Ama kaygılanacak bir şey yok. Bugün çevrenizdeki insanlara karşı alıngan bir tavır sergilemek yere yaşadığınız bazı olayları kabullenip daha anlayışlı davranmakta yarar var. Evinizde bazı değişiklikler yapabilirsiniz ama biraz tasarruf diyor sevgili akrepler için. Valla benim bildiğim akrepler kafaya bir şey koyduysa yaparlar. Sevgili yaylar, işinizde her şey yolunda. Bugün yine karlı bir gününüzdesiniz. Önünüze gelen fırsatları değerlendirin. Bugün kendinize oldukça moralli hissedeceksiniz. Konuşmalarınız ve tavırlarınızla çevrenizdeki kişileri mutlu edeceksiniz sevgili yaylar. Oğlaklar, son günlerde iş yerinizde yaşanan sorunlar sizi de etkilemeye başladı. Konu sizin dışınızda, olabildiğince uzak durun. Bugün ilişkinizde açığa çıkmamış bazı konular gerginlik yaratabilir. Sevdiğiniz kişiye gereksiz ve kırıcı tartışmalara girmek yerine yaratıcılığınızı artıracak aktivitelerle uğraşın sevgili oğlaklar. Kovalar, bugün kendinizi güçlü ve zinde hissediyorsunuz. Çevrenizdekilere karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmalısınız. Sevdiğiniz kişiye kendi fikirlerinizi kabul ettirmeye çalışmayın. Ortak bir yol bulmak o kadar zor değil. Harcamalarınıza dikkat edin sevgili kovalar. Ve son burcumuz balıklar. Ne istediğinizi biliyorsunuz ve gelecek için planlarınız var. İleriye dönük hedeflerinizi belirlediğiniz günlerdesiniz. İş yerinize alacağınız kararların bu plana zarar vermemesine dikkat edin. İlişkinizde ise sevdiğiniz kişiyle aranızda yoğunluk artabilir sevgili balıklar. Evet, Salim Yenice selam günaydın demiş. Aleyküm selam günaydın. İnsanlar döner koltuk gibi olmuşlar. Bir o tarafa dönüyorlar, bir bu tarafa dönüyorlar kardeşim demiş Muammer Bey. Valla Allah o yüzden hep iyilerle, dürüstlerle karşılaştırsın. Sevgili Bilge Kağan'dan gelmiş. Tamam yönetmenim. Rahatsız olduğumdan görüşemedik. Tünaydın nasılsın ablam demiş. Bizler çok şükür sevgili Bilge Kağan. Çok çok geçmiş olsun diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Evet, özlettiniz kendinizi. Bir an önce aramıza dönmek dileğiyle. Bilece'ye de sevgiler, selamlar diyelim. Ve Senem'le bugün de son bölümümüze geçelim. Evet, yastık altına geçmeden önce bu arada Salim Yenice Türk bayrakları göndermiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve yastık altına hemen bakıyoruz efendim. An itibariyle vereceğim fiyatlar özellikle İstanbul piyasası için geçerli. Çeyrek altın 413 lira. Satış 422 lira. Dün Çanakkale piyasasında 425 liraydı çeyrek. Cumhuriyet altını 1714 alış 1852 satış. 22 ayar bilezik 234 alış 246 satış. Gram altına baktığımızda 258 lira. Dün 251 liraydı. Bugün için 258 lira an itibariyle. Dolara baktığımızda dolar yine dün 5.54-5.56 seviyelerindeydi. Ve 5.60 kuruştan işlem görüyor. Euro ise 6 lira 21 kuruştan işlem görüyor an itibariyle. Evet, yastık altıyla birlikte Senem'le bugünün de sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına, sevgili reji ve stajyerlerimizle birlikte hayırlı cumalar dileyelim.
Bugün öncelikle sağlık, huzur, mutluluk, bereket ve güzellikler getirsin. Güzel haberler getirsin inşallah. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ancak akşam saat 18'de günün gelişmeleriyle Ton TV ana haber bülteniyle karşınızda canlı canlı olacağız. Keyifli bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgiyle Ton TV ekranlarında kalın. We'll be right back.